Stüdyomuzda konuğumuz var. CHP İstanbul Milletvekili Zeynep Emre bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de tabii şu anda hem Ankara çok dolu zaten Ankara. Hani kurultay olduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Ankara'da olup taşıyor evet. ve kulisler birbirini tabii. izliyor. Dolayısıyla hani sizin de oradan delegeler gelmiş oluyor işte parti üyeleri vesaire. Siz de yoğunluk içerisindesiniz. Evet. Gözler pazar gününde aslında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi farklı adaylar da, aday adayları diyelim var. Hep oluyor zaten CHP'de. Tabii. Bir oradan başlayalım. Şimdi bahsedelim. aslında şöyle söyleyebiliriz en başta. şimdi Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir yönetimle, Türkiye'ye nasıl bir anlayışla yönetilmesini istiyorsa kendi içerisinde de o dinamikleri mümkün olduğunca hayata geçirmeyi ilke edinmiş durumda. Ve bizde parti içi demokrasi gerçekten hani diğer partilerle kıyaslanamayacak durumda. Yani onlar da yok. Bizde var. Eksikleri var mı? Kabul ediyoruz ama bir çaba var bu yönde. Şimdi dolayısıyla e, parti kendi yöneticilerini kendi seçtiği delegelerle, çarşaf listeyle, demokratik yöntemlerle seçme eğiliminde bu haliyle şöyle bir şey de getiriyor beraberinde. Yani diğer partilerde olmayan bir heyecan, bir coşku, bir mücadele, kendi içerisinde de bir yarışı getiriyor. Hı hı. Tabii bunu şöyle formüle etmek lazım. E, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmak en büyük onurdur. Bu parti e, içerisinde e, hangi görev olursa olsun o görevi e, layıkıyla yapmak en başta bizim e, hayat görüşümüz gereği bir vatandaşlık ödevimiz. E, burada koltuklar Cumhuriyet Halk Partisinin koltuklarıdır. Oradaki aktörler her zaman için e, gelip geçicidir. Cumhuriyet Halk Partisi kalıcıdır. Önemli olan nokta budur. Dolayısıyla bu yarışı kendi içimizdeki çekişmeyi de hani belli bir tadında bırakmak lazım. Yani çünkü Türkiye içinde bulunduğu durumda gerçekten çok yakıcı problemlerle karşı karşıya. E, evet, bizim içimizdeki yarış şu anlamda önemli çünkü tarihimizin en önemli iki seçimine gideceğiz ve o seçimde. Ee, içinde bulunduğumuz bu girdaptan bizi çıkartabilecek kazoları seçmiş olacağız. Bu bu hafta sonu ki kurultayımızda. Kurultayın teması da gerçekten çok anlamlı. Adalet ve cesaret şu anda bizim en temel e, ihtiyacımız biz vatandaşlarımızı sürekli daha cesur olmaya e, toplumsal e, tepkiyi, toplumsal muhalefeti güçlendirecek hamlelerde bulunmaya ve bu sürede de Sadece oy vererek değil, e, gerektiği zaman sahada, mitingde, her alanda yanımızda olmalarını bekliyoruz. E, adalet de Türkiye'nin e, en temel meselesi ve bu iki başlık üzerinde giden bir kurultay. İnşallah hedefimiz olur ki Türkiye'nin problemlerine çağrı üretecek politikaları üretir. E, aynı zamanda da 2019'da artık AKP zulmüne son verecek bir... E, atmosferi yaratır temennisi e, taşıyorum en başta. Hı hı. E, adalete, demokrasiye en çok ihtiyaç duyduğumuz e, zamanlardan geçiyoruz aslında. Bütün e, sorunlar da orada zaten dile getirilecek hı hı. bir şekilde e, adaylar tarafından da yine e, bütün bunlar olurken tabii mecliste de bir takım şeyler var. E, onu da konuşalım Hı -hı. bu arada. E, KHK'lar meclise geldi, nihayet geldi diyelim. Evet. E, çünkü çok uzun bir zaman geçti üzerinden de e, KHK'lar görüşülüyor. Önemli bazı başlıklar var. Mesela biraz önce yayın öncesinde de konuştuk sizinle. E, seçimdeki bu e, siyasi partilere ayrılan işte süreler, propaganda Hı -hı. süreleri daha doğrusu. Bütün bunlar artık e, tamamen iktidarın lehine olacak şekilde mi düzenleniyor? Mecliste konuşalım biraz. Şimdi saray tarafından meclise el konulmuş durumda aslında. Meclisin yetkisi gasp edilmiş ve anayasal sistem aslında şu anda tamamen askıda. Çünkü o halin anayasa 120, 121 ve devamı maddeleri hangi şartlarda o hal ilanı ve neler yapılabileceğini hükme bağlamış. Şimdi tamamen bunun dışında keyfi bir uygulama var. Kanun hükmünde kararnameler 30 gün içerisinde meclise gelmeli. Ancak 1,5-2 yıl sonra bizim ısrarlı taleplerimiz sonucunda bu hafta meclise geldi ve görüşüldü. Şimdi aslında orada çok çarpıcı noktalar var. Mesela sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'de seçime gidildiği zaman bütün partilere işte eşit süreler propaganda imkanı tanınması bakımından bir yasal zemin vardı. Bu TRT'de de diğer kanallarda da bütün partiler kendilerini ifade edebiliyordu. Ancak hatırlarsanız geçtiğimiz referandumda bir KK ile referandum boyunca yayınlarda adaletsiz davranılması durumunda radyo televizyon üst kurulu tarafından verilecek para cezalarının askıya alınmasına karar verilmişti. Yani ben adil bir seçim atmosferi yürütmeyeceğim diyerek AKP bunu kanun hükmünde kararnameye bağlamıştı. Şimdi o kanun hükmünde kararnamenin içinde yer alan madde de dahil olmak üzere çok sayıda e, KYK mecliste görüşüldü geçti. Bunlar e, evet kanunlaşmış olabilir ama hı hı. ancak hiçbir zaman hukuki değildir, anayasaya aykırıdır. Burada KYK'ların meclisten geçmesini peki niye istediniz diyebilir bizi izleyenler. En azından bir anayasal denetim süresi e, işleyecek ve anayasa mahkemesine başvurma imkanı da oldu Cumhuriyet Halk Partisi açısından. E, burada da anayasa mahkemesi, e, biliyoruz ki biz hukuki bir karar verse bunların birçoğu iptal olacak. Anayasa mahkemesini de biz aynı kurultay temasında olduğu gibi daha fazla cesur davranmaya, cesaretli davranmaya, sadece hukuka bağlı davranmaya, saraya bağlı değil hukuk adamı olma yönünde e, sürekli hı hı. bu çağrılarımızı yineliyoruz. Bu kayıkların birçoğu da bu şekilde e, iptal olmalıdır Anayasa evet. Mahkemesi tarafından. Çünkü herhangi bir yetki kanununa dayanmamaktadır. Hı hı. Evet. Şimdi bütün bunlar olurken tabii hani Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gidiyor diyoruz ama yani aslında e, orada konuşmalar da çok önem taşıyacak. Bir mesaj çıkacak aslında o kurultaydan da. Hı hı. Yine daha önceki kurultayda da maddelerle bildirge de açıklanmış. Mesela kurultay sonuç bildirgesi diye. Bugünlere ilişkin o maddeler zaten bugünleri bu sorunlara ilişkin maddelerdi. Yine bir mesaj çıkacak oradan. Sizin özellikle salona yönelik mesajlarınızı da alalım şimdi. Şimdi bir defa şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi kendisine oy vermeyen kesimlerin dahi umudu. Ee, şu anda e, farklı siyasi partilerin e, seçmenleri dahi hı hı. biliyor ki şayet ülke AKP zulmünden kurtulacaksa bunu başaracak yegane hı hı. güç Cumhuriyet Halk Partisi. Nitekim adalet yürüyüşü esnasında da e, biz bunun önderi olabileceğimiz e, bir atmosferi hı hı. yaratabileceğimizi gösterdik. Bunu devam ettirecek, umudu, heyecanı yaşatabilecek bir kurultay ve bir sonuç bildirgesiyle kurultayı tamamlamamız bizim tarihi sorumluluğumuz. Bu kurultay bittikten sonra artık parti içinde yarışlar da son bulacak ve ne olursa olsun yönetimde kimler yer yaralsın alsın bir vatan savunması, bir büyük bir seferberlik ilanı yaparak ülkemizi içinde bulunduğu bu zor koşullardan çıkartmak mecburiyetindeyiz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamda hem kurultaydaki konuşmalar olsun, oradaki atmosfer olsun, oradaki o heyecan, umut itibariyle büyük bir coşkuyla geçeceğini ve insanların geleceğe yönelik umutlarını tazeleyecek bir şekilde o kurultayın sonuçlanmasını umut ediyorum. Böyle de inanıyorum, inanmak istiyorum buna. Burada şunu unutmayalım, evet siyaset iddia işidir. Siyasette olan insanlar ülkesini yönetmek için, yönetime talip olmak için siyaset yaparlar. ülkesini daha iyi şartlarda yönetilmesini isterler. Ancak burada kazanan her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olmalıdır. Bu yarış bittikten sonra herhangi bir şekilde artık parti içi tartışmaların da bir şekilde üstünü kapatmamız lazım hı hı. Ee, ve geleceği de birlikte e, inşa edecek e, halkımızla e, işte tüm toplumsal kesimle birlikte içinde bulunduğumuz zor koşullardan eee çıkartmalıyız Ama diye düşünüyorum. Ama zaten hani bu tartışmalarda işte eleştirilerde bir demokrasi anlayışında göstermiyor mu yani hani en çok ihtiyaç evet. duyduğumuz anda tabii, dedik değil mi? Tabii. Yani bu yani da şöyle bir şey var. Bazen bizim kendi içimizdeki bu yarışlar dışarıdan yanlış da anlaşılabiliyor. Ancak işte hiçbir partide demokrasi kültürü olmadığı için yani bugün evet. AKP hangi kadrosunu seçerken kime soruyor? Yani bütün il kongrelerini gördük. Orada farklı bir aday çıkma ihtimali yok. Hatta işte bir kongrelerinde olmuştu. Bir il seçiminde Düzce'deydi zannediyorum. Hı hı. Yani ikinci bir aday olmak isteyen birini polis gözaltına almıştı. Şimdi tartışmalar, e, böyle kavgalar. Böyle bir e, yönetim anlayışı var. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nde deseniz orada farklı değil. Diğer partilerde farklı değil. E, biz Türkiye'yi e, cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak, Türkiye'yi böyle bir yönetim anlayışıyla yönetmek istiyoruz. Hı hı. Partiyi de e, demokratik kurumlarımızı işleterek çalıştırmak istiyoruz. Evet, şimdi e, bir haber var, ona gireceğim ama e, özellikle tabii bu parti içindeki bu tartışma yandaş da, yani havuz medyasında hmm. da çok yankılanmaya başladı tabii. E, önemli bir şey çünkü başka diğer partilerde hani gör, görülmediği için hmm. e, herhangi bir adayın bir açıklama yapması da yani gazeteciler için çok önemli bir olay yani normali galiba aslında bu olmalı ama. Öyle değil diğer partilerde diyoruz. Evet, şimdi dünyada adalet projesinin hukukun üstünlüğü raporunda Türkiye 113 ülke arasında Madagaskar ve Nijerya'nın ardından 101. sırada yer aldı. Hı hı. Birazdan vereceğim bu haber ama önce bir siz değerlendirin hukukçu olarak. Şimdi vereceğim. o listede her hı. sene geriye gidiyoruz. Bir önceki sene 99. sıraydık. Ondan önceki sene 91. sıraydık. Yani. Her sene maalesef listede iyice hı hı. gerilere gidiyoruz, en sonlara doğru gidiyoruz. Onun şöyle bir etkisi oluyor. Tabii Türkiye aslında jeopolitik açıdan çok kıymetli bir coğrafyada yer alıyor, ama bu kıymetli coğrafyanın hakikaten Türkiye açısından bir kazanca dönüşebilmesi için sağlıklı bir adalet mekanizmasının inşa edilmesi, Türkiye'nin insan haklarına duyarlı demokrasiyle yönetilen bir ülke olması lazım. Bu veriler nedeniyle Türkiye'nin ekonomik anlamda da maalesef yara alacağını ben düşünüyorum. Yani sağlıklı bir yargının olmadığı yerde yabancı yatırımcı gelmez. Bir ülkeye büyük anlamda bir yatırım yapılacaksa önce o ülkedeki hukuk sisteminin gerçek anlamda işleyip işlemediğine bakılır. Yani güven açısından Ve, oluyor değil mi? Tabii. Viktor Hugo'nun şöyle bir sözü vardır. Der ki bir ülkede sağlıklı bir adalet mekanizmasının olabilmesi için verilen kararların, Adil olması yanında adil görünmesi de gereklidir. Çünkü hı hı. vatandaş şuna inanmalıdır, mahkemeye gittiğinde ya evet bir karar çıktı, bu karar benim aleyhime de olsa adil bir karar verildi evet. gibi. Ee, şu anda özellikle son iki yıl içerisinde yapılan yargı operasyonları sonucunda ülkede hiç kimse yargıya güvenmez durumda. Ee, bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani bu başka katük durumlara sebebiyet verebilir. AKP'nin de Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yok. Yani bakın ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Bir strateji içerisinde AKP. 15 yıllık dönemde sürekli bir düşman yaratma ve o düşmanla mücadele eden bir kahraman edasıyla toplum nezdinde kendisini hı hı. konumlandırıyor. Bunu ilk başlarda askeri vesayeti son veriyorum diye bir şeye giriştiler. Daha sonra hatırlarsanız işte dış güçler. Bizi sürekli indirmeye çalışıyor propagandası oldu. Daha sonra FETÖ ile mücadele ediyorum. Şimdi sınır ötesi operasyonlar e, yapıyorum. Ve bunların hepsinde de bir e, kendisini merkeze oturtan e, ve bu düşmanlarla mücadele eden konuma oturttu. Vatandaşlarımız sadece şunu bilsinler. Hı hı. Bu say, sayılan mücadele edilen e, e, hem örgütler olsun, hem kavramlar olsun. Bunlar bütün hepsiyle AKP'nin sebebiyet verdiği, yol açtığı, ülkeye zarar verdiği evet. şeyler. Dolayısıyla Türkiye AKP'den kurtulmadığı sürece bir çıkış yolu yoktur. Bizim biz en başta şu bilinçle hareket etmemiz muhakkak ki şart. Bakın şu anda Türkiye hem içeride hem dışarıda gerçekten hani Zor zamanlar geçiriyor ve hani nereye gideceğini de çok öngöremez durumda. Çünkü bir sağlıklı dış politika yok, sürekli anlık değişen durumlara göre karar veriliyor. Buradan vatandaşımız kendi çözümünü kendi üretmeli ve artık AKP'nin yük olduğunu görebilmelidir diyorum. Ve 2019 bu anlamda çok önem taşıyor. Son viraj deniliyor. Kader seçimi evet. diyen yorumcular var elbette. Bu anlamda önem taşıyor ve tabii CHP kurultayı da bununla birlikte değerlendirirsek daha da önem taşıyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileyelim kurultayda. Ee, elbette önemli bir sürecin içerisindeyiz ama e, ayrıca kurultayda Enis Berberoğlu vurgusu da var. Onu evet. da hatırlatmış olalım. Sen Genel Başkanımız Hı -hı. her yerde özellikle vurguluyor. Çünkü tamamen hukuksuz bir şekilde şu anda e, tutuklu bulunuyor Enis Berberoğlu. E, biliyorsunuz onunla ilgili evet. mahkeme kararları devam ederken bozma kararı verilen hakimler dahi hemen ertesinde sürüldü. Böyle bir Hı -hı. atmosferde tamamen esir edilmiş durumda. Dolayısıyla kısa zamanda ben özgürlüğüne kavuşacak, kavuşmasını da temenni ediyorum. Buradan da selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz Sayın Peki, Berber. Sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için Zeynel Emre CHP İstanbul Milletvekili stüdyo konuğumuzdu.